Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videomla tekrar sizlerle beraberim. Şu anki aracımız 2008 model Jetta, 1.6 benzinli LPG'li. Araçta şöyle bir ses şikayeti var. Arka sağdan özellikle stabil yollarda bayağı rahatsız edici bir lakırtı sesi geliyormuş. Bununla alakalı aracın arka amortisörleri değişmiş, arka J-rotları değişmiş ama araçla ilgili sorun düzelmemiş. Biz bununla ilgili kontrollerimizi yaptık. Sesin kaliper pinlerinden geldiğini tespit ettik. Şimdi kaliperleri sökeceğiz. Pinleriyle beraber revizyon işlemini gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar tekerleği söktüm. Kaliper pin boşluğunun kontrolünü yapmak gayet basit. Şu şekilde göstermek istiyorum size. Boşluğu görüyorsunuz. Hatta biraz daha sert sallayacağım. Ses bariz belli olacak. Yani bu ses araç kullanıldığı sırada stabil yollarda inanılmaz rahatsız edici bir ses olarak içeriye yansıyor. Ve bu da tabii ki araç sahibini, araç sürücüsünü ciddi anlamda rahatsız ediyor. Şimdi bu kaliperleri sökeceğiz. Kaliperin kütüğüyle beraber içindeki pinlerin revizyon işlemini gerçekleştireceğiz. Kaliperleri söktük. Beraberinde kaliperin montajını yapmış olduğumuz kütüğüyle bu arkadaşlar. Bu kaliper pinleri zaman içerisinde boşluk yapıyor. Boşluk yaptığı zaman da arkada inanılmaz bir ses yapıyor. Bunun sorununu revizyon işlemi yaptırarak, yani bu pinlerin sonra da revizyonu yapılıyor arkadaşlar. Ve sorunsuz bir şekilde montajı yapılarak ses sorunu ortadan kalkıyor. Size şu şekilde göstermek istiyorum. Yakın çekimde daha belli olabilir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu boşluk olmaması gerekiyor. Diğer taraf buraya nazaran daha stabil. Yani burada herhangi bir hiçbir sıkıntı yok. Sadece yağ boşluğu var arkadaşlar. Çoğunlukla alt kısma daha çok ağırlık verdiği için, yani bu arka sol tekerin fren kaliperi. Ön tarafta olduğu için frenleme esnasında tekerin dönüş yönü bu şekilde olduğundan dolayı her frenlemede kaliper aşağıya doğru baskı uygulayarak bu pinin daha çok deforme olmasına neden oluyor ve böyle sıkıntılarla karşı karşıya kalınıyor. Ve aynı şekilde bu da arka sağ tarafın, bunun da burası aşırı boşluk yapmış durumda. Bunları belirttiğim gibi sonracıda revizyon işlemi yapılacak. Sonrasında tekrardan aracı üzerine montajı gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar revizyon işlemi yapıldı. Bozuk olanlar bunlardı. Şu anda tekerle oynatmaya çalışıyorum. Neredeyse boşluk yok denecek kadar az. Aynı şekilde şuraya bakalım. Bu da alt taraf. Yani buralar sağlamdı zaten. Alt taraflar çoğunlukla yüke maruz kaldığı için bunlar bozuluyordu. Oynatamıyorum şu anda. Bayağı, hatta şöyle daha belli oluyor. Belirttiğim gibi arkadaşlar boşluklar neredeyse %70 oranında gitmiş. Zaten %20'lik bir boşluk oranı olması gerekiyor kaliperin sistem üzerinde rahat hareket edebilmesi için. Şimdi montaj işlemlerini yapacağız. Arkadaşlar kaliperlerin montajını gerçekleştirdim. Boşluklar olabildiğince azaldı. Kendi hafif boşluğu var. O da sistemin rahat çalışması için gerekli olan boşluk. Yani şu anda her iki tarafla ilgili işlemlerim tamamlandı. Şimdi aracın lastiklerini takacağım. Bir iki kontrolüm olacak. Sonra işlemlerimi tamamlayacağım. Arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.